Köpeğim yok. Hacı abi, dinlemekten için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Eyüp abi de alabilir miyim şu an? Şu anda birlikte 3 kişi. 3 kişi, eksi, eksi, eksi zaten çıkarttık. O zaman 3 kişi daha var. Köpeği gönderelim. O da değil. Yaklaşır mısınız? Devam. Bir de bak alan çok kalabalık. Kardeşim. Güzel. Ne yapıyorsun? Geldik biz canım için, tamam. Güzel yanak var mı? Bekle. Yok, kimse yok yanında. Kimse yok o tek. Hadi. Tamam. Yaşayın arkadaşlar. Hadi. Az kaldı. Ya bir gel bir gelin. Şuraya gel, gelebilir misin sen? Allah'ım sana binlerce kez şükür olsun. Arkadaşlar koridoru düzgün oluşturun, çıksın. Yolu açın. Abi yolu açın. Şükrü komutanım. Sefa, personel göndersenize buraya. Orayı tutuyor. Koridor. Bu tarafa gidecekmiş. Abi ambulans orada ki. Kapatçı arkadaşlar. Evet, önce sağlıkçı. Dur. Abi çıkmadan niye sağlıkçı? Evet. Sağlıkçı gel. Sağlıkçı. Jandarma devam et. Yolu yap. Sedye. Arkadaşlar yardım yok lütfen. Sus. Ya çocuğu niye koy? Hemen yiyeceğiz. Bir sakin olun da. Sakin. Ya zarar veriyorsunuz. Vermeyin. Şurada yapalım. Aldım. Arkadaşlar sessiz olun. Sessiz olun. Üç gündür biz bu binada uğraşıyoruz. Yani tırnaklarımızla kazdık ki hiç kimseye bir zarar gelmesin diye. Defalarca burada ekipler değişti ama sonrasında Muş'tan gelen AFAD ekibi bizimle birlikte, yani onlarla birlikte çalışmaya başladık. Muş'tan gelen AFAD ekibiyle birlikte çalışmaya başladık. Canla, gönülle, kardeşçe. Aileye bir söz verdim ben. Dedim ki ben buradayım, ben gitmeyeceğim. Buradan birilerini çıkartana kadar gitmeyeceğim. Benim bugün saat 9'da Kayseri'ye gitmem gerekiyor. Çünkü Kayseri'den de Hollanda'ya gitmem gerekiyor. Ama aileye söz verdim, burayı açmadan gitmeyeceğiz. Ve burada arkadaşlara öncesinden, binaya çıkmadan önce arkadaşlara dedim ki hatıra fotoğrafımızı çekinelim. Ben size getirdiğim hacatları da AFAD'a hediye edeyim. Hollanda'dan getirdiğim hacatları da AFAD'a hediye edeyim dedim. Daha sonrasında oradan iner inmez, oradan orayı açtıktan sonra ben gideceğim dedim. Ama orayı açtıktan sonra elhamdülillah Yücel'e ulaştık. Yani kendisi... Ben miydi, Berat mıydı? Berat Yücel. Evet. Berat Yücel'e ulaştık orada. Yani mutluyum, aileyle de bir dost gibi olduk. Hepsi evet. Numaramı aldı. Yani çok iyi insanlar, Adıyaman'ın halkı. Yani o kadar iyi insanlar ki yani Allah anlatamam Allah. Böyle misafirperverler. Bizlere kucak açtılar, bizlere sevgi gösterdiler. Biz de onlara aynı şekilde. Yani ben böyle bir halk görmedim. Yani çok metanetli bir halk. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Yani ben onlardan çok razıyım. Peki Ahmet bir şey soracağım. Sen Berat'ı gördüğünde Berat ne yapıyordu? Yani Berat el salladı bize. Yani el salladı. Kendisi oradaydı. Ondan sonra biz Berat'ın elinde bir şey gördük. Önce kitap sandık onu. Daha sonra dışarı çıkardığımızda
annesinin ve kardeşlerinin fotoğraflarının olduğunu gördük. Tabi orada duygulandık. Yani elhamdülillah günler sonra Berat'a ulaştık ama buna inandık biz. Yani hiç kepçe vurmadan, arkadaşlar da şahit. İmrimizi kesmedik çok şükür. Biz bunlara dedik ki arkadaşlar sabırlı olun. Buradaki arkadaşların hepsi profesyonel. Sabırlı olun, biz tırnaklarımızla kazacağız. Kepçe vurmadan buradan çıkartacağız dedik. Elhamdülillah aynı o şekilde de Berat Yücel'i oradan çıkardık. Bunun için mutluyum yani. Ailemizden. Siz neyisiniz? Buraya gelebilir misiniz? Ben de amcasıyım. Yanında kalayım. Şöyle yanlaması da durun. Şöyle sizde kamerada sizi de gördüm. Evet. Ben de amcasıyım. Evet. Ben de Ahmet kaç günde biz buradayız? Hep birlikte ağlıyoruz. Hem ağlıyoruz, hem seviniyoruz, hem gülüyoruz. Bu soğukta çok şükür illa dedi ki şeyinizi kaybetmeyin Allah'ın izniyle. Biz çocuğumuzu çıkarırız Allah'ın izniyle. Çıkardık, bir tane sağ. Allah'a şükür. Öbürler de inşallah sağ olarak kurtulur. Yalnız Ahmet kardeşime ben bir ricada bulundum. Çünkü çok çalıştı. Hep yanımızdaydı. Bize destek çıktı. Ben de dedim ki sen gitmeden sen malzemeni eğer Efat'a hediye ediyorsan ben de o botlarını alacağım. Hani antika gibi var ya, ben de bir yere koyacağım ki hep baktığım zaman seni hatırlayayım. Yani o kadar ki memnun oldum kendisine. Çok Allah razı olsun. Yani duygulandınız. Evet. Çok duygulandınız. Evet. Evet. Gözlerinden, evet. Gözlerinizden de ikinizin de Allah razı olsun. Şey görüyorum yani, bir yüzün görüyorum. Mutluluk var ama daha çok hüzün var gibi. Evet. Onu görüyorum. İçeride kaç kişi var acaba? 5 kişi var. Beş, aynı aileden 5 evet. kişi var. Evet. Anne, baba, daha 3 çocuk daha var. 3 çocuk evet. daha var. Evet. İnşallah onlar da inşallah. Tutulur. Allah'ın izniyle. Evet, Allah'ın izniyle. Sen artık herhalde gideceksin. Evet. Yani saat 9'da gideceğim. Yani bizi buraya organize eden arkadaşlardan Allah razı olsun. 90 tane doktorla geldik. Yani bu arkadaşlar gerçekten çok emek sarf ettiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Az önce beni aradılar, dediler ki yani artık yeter, ayrılman gerekiyor. Çünkü ruhsal olarak da belki iyi olmayabilirsin dediler. Yani zaten biz biletimizi, neyimizi, her şeyimizi ayarladıydık. Ama bugün burayı açacağız dedik yani. Bu aileye de söz verdim. Dedim ki ben gitmeden burayı açacağız. Yani elhamdülillah diyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Evet, isminiz tam olarak neydi? Ahmet Aydın, Hollanda. Ahmet Aydın, Hollanda'da. Amsterdam'dan geliyorum. Amsterdam'dan geliyorsunuz. Evet. Siz çocuğun amcasısınız. Evet. İsminiz neydi? Mehmet Yücel. Mehmet Yücel. Yücel, evet. Evet, amcasısınız evet. çocuğun. İnşallah çocuğunuza tek vakitte kavuşursunuz, çocuklarınıza. Herkes kavuşur diyelim. İnşallah. Ahmet, Allah sizden razı olsun. İnşallah. Çok sağ olun. Ben de amcasıyım. O da amcası. Yani ilk günden beri bizken... Sizi de şöyle kamerayı alalım. Ahmet Bey de gördü. İlk günden beri diyoruz Bodrum katı biraz daha güvenlidir. Biraz daha yaşam koşulları daha elverişlidir. İlk önce biraz oraya müdahale edelim. Geç müdahale edelim. Bak bugün 10. güne girdik, gireli. İnşallah çıkarlar. İnşallah Allah'ın izniyle. İnşallah Allah da ümit kesilmez. Ben sahaya Allah geçiyorum. Razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun.